Özellikle çocukların yaşadığı sorunlar çok yönlü, çok boyutlu. Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun durumu ise, 9 yaşındaki çocuğun durumu ise gerçekten çok vahim. Türkiye toplumunun yaşadığı ekonomik, toplumsal, ekonomik aynı zamanda sosyal sorunlardan birisiyle de karşı karşıyayız. Aile içinde şiddet başta olmak üzere ayrılıklar ve bu süreçten çocukların çok olumsuz bir biçimde etkileniyor olması, kuşkusuz ruh sağlığı, teyzenin bozuk olan ruh sağlığı, pandemi süreci ve sonrasında hemen hemen her toplumsal kesimde etkiler yarattı pandemi süreci. Bütün bunlar bu olay, bu somut olayda cisimleşmiş oldu. Sorunuzda yer alan neden bu çocuğun okul sistemi için şu ana kadar, yani okula kayıt için belirlenememiş olması? Şimdi ilköğretim Milli Eğitim Temel Kanunu'ndan yola çıkarsak ve buna bağlı olarak çıkartılmış ilköğretim kurumları yönetmeliğine göre 66 ayını dolduran her çocuk sisteme dahil olmak zorunda. Yani zorunlu eğitime geçmek, alınmak durumunda. Oysa bakıyoruz çocuk 9 yaşına gelmiş ve 5,5 yaşından bu yana geçen süre içerisinde her okul kayıt yılında atlanmış. Bu çocuğun peşine kimse düşmemiş. Yani eğer anne yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa, eğer akrabalar yükümlülüklerini yerine getirmiyorlarsa ve çocuğu okula kaydetmiyorlarsa, sistemin yani devletin ya da il ilçe valilik ve kaymakamlıkların ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin ne yapması gerektiği sorusu burada son derece önemli. Neden bir okulun çocuk ilk kayıtlı olduğu yerdeki e-okul sisteminde bu çocuğun okula gideceği gözüküyor olmalı? Ve okul yönetimi bu çocuğun nerede olduğu sorusunu mutlaka ve mutlaka sormalı. Çünkü adrese dayalı kayıt sistemine göre okullara kayıtlar yapılmaya başlandı. Bundan yıllar öncesinde 2006 yılında başladı bu kayıt sistemi. 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununa göre bulunduğu yerleşim birimine göre okul sistemine kayıt sistemine geçilmiş oldu. Bunun olumlu ve olumsuz yanlarını eleştiren çok çeşitli görüşler var. Ancak ben şunu ifade ediyorum. Eğer Türkiye'deki tüm okullar birbirine denk ve eşit bir eğitim verilebilmiş olsaydı, özellikle küçük yaş gruplarının eve en yakın okulda, yani mahalle mektebinde ilk dördüncü sınıfa kadar, hatta ikinci dördünde çocuğun en yakın olduğu okul biriminde okulda eğitim görmesi beklenirdi. Şimdi bu çocuk muhtemelen doğum belgeleri var. Bu belgeler e-okul kayıt sisteminde gözüküyor. Bir okulda bu çocuk kaydedilmiş olmalıydı. Kaydedilmediğine göre bu çocuk nerede sorusunun ilk önce okuldan sorulmuş olması gerekirdi. Okul soruyu sorduktan sonra çocuk İçişleri Bakanlığı üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden araştırılması gerekirdi. Biz bu tür çocukların, yani okul sisteminden kaçak gözüken çocukların, sistemin dışına düşmüş çocukların takibinin çok önemli olduğunu biliyoruz ve henüz sayısının hangi düzeyde olduğunu bilmiyoruz açıkçası. Yani göçmen çocuklarla ilgili böyle sorunlarımız var. 400 bine yakın çocuğun kayıtlı olmadığını biliyoruz. Ama Türkiye yurttaşlarının çocukları var ve bu çocuklar eğer okula hiç gidememişlerse, bunların bir yandan sayılarını takip etmek, bir yandan da bu çocukların ne yaşadığını belirlememiz gerekiyor. Bunun içinde kamunun yükümlülükleri var. Yani devlet aygıtının yükümlülükleri var. Başta okul yönetimleri olmak üzere. Sonra onunla birlikte koordineli çalışacak kurum ve kuruluşlar, İçişleri Bakanlığı ve onun organları, aynı zamanda Aile, Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu çocuklara ne oldu, bu çocuklar neden okula gelmiyorlar, ne yaşıyorlar, çocuk işçiliği mi var, bu çocuğun istismarı ve ihmali söz konusu olabilir mi, eğitimden yoksun kalan bir çocuğun yaşamında çok ciddi sorunlar olabilir, bu sorunlarla karşılaşabilir ki Bursa'daki 9 yaşındaki çocuğun bir yıldır ciddi biçimde hiç beslenemediği, ne kadar zayıf olduğu, ne kadar bakımsız olduğu, gelişimde çok ciddi gerilemelerin olduğu çok açık ve net bir biçimde görülüyor. Bu nedenle bu 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununa bağlı olarak çıkarılan
nüfus kayıt sisteminin iyi bir biçimde takip edilmesi gerekiyor. Ancak şöyle bir sorun var. Türkiye'de okullar arasında ciddi eşitsizlikler var. Yani bir gözde okullar var, bir de göz önünden uzak tutulmaya çalışan, gözden ırak okullar var. Gözde okullar, velilerin çok fazla gitmek istediği, talep ettiği okullar. Eğer veli bilinçliyse o okulu buluyor ve o okula çocuğunu kayıt yaptırmak istiyor. Ama adrese dayalı kayıt sistemine göre o bölgede oturmuyorsa şayet, o bölgeden bir kişiyi buluyor. Bir arkadaşı, bir tanıdığı, belki araya başka ilişkiler giriyor ve çocuk oraya kaydediliyor. O kayıttan sonra o istediği okula çocuğunu yollamış oluyor. Yani sistem, paralel bir sistem kurulmuş ve getirilmek istenen sistem aşılmış ve bunun gerekleri yerine getirilmemiş oluyor. Şimdi böyle olduğunda da tabii bazı okullar, özellikle gözde okullarda, büyük kentlerin içerisinde öğrenci sayısı 40'ın, sınıf başına öğrenci sayısının 40 olduğu, 45-50 öğrenciye kadar ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra da çeperde kalmış, kenarda kalmış okullarda ise öğrenci sayısının 15-20-25 arasında olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Oysa eğitim sistemin tüm okullar birbirine denk ve eşdeğer hale gelmiş olsa velilerin bu tür arayışları olmayacak. Sadece bu mesele de değil. Bir çocuğu kendi mahallesindeki okula göndermek istediğinizde o okuldaki adrese dayalı kayıt sistemi üzerinden okula gelebilecek öğrenci sayısını önceden planlayabiliyorsunuz. Önceden yapılacak planlamalara göre okula gelecek öğrenci sayısını önceden kestirdiğinize göre ek bina yapmanız, o bölgede yeni bir ek bina yaparak öğrenciyi bu okula almanız gerekir. Ancak özellikle kent yoksullarının yaşadığı bölgelerde 3500 öğrencili okullarla karşılaştım sendika gezilerimiz sırasında. Bu okullarda sınıflar, bakın ilkokul birinci sınıf öğrencileri 54 çocuk birlikte eğitim görüyorlardı. Sınıf öğretmeni şunu söyledi: benim sınıfımda bir kaynaştırma öğrencisi var. 54 öğrenciden birisi kaynaştırma öğrencisi. 8 Suriyeli çocuk var. Bu çocukların 5'i Türkçe bilmiyor. Diğer çocukların da evlerindeki koşullar bizim arzu ettiğimiz koşullar değil ne yazık ki. Yoksulluk var. Eve kitap girmiyor. Anne ve baba çalışıyor. Ya da çalışamasa bile evde çalışıyor anne örneğin. Çocuklarıyla yeterince ilgilenemiyor. O yüzden okullar, buradaki okullar, kent yoksullarının yaşadığı bölgelerdeki okullar özellikle derslik başına öğrenci bakımından çok daha düşük olması gereken okullar. Çünkü öğretmenler ailenin veremediği, sağlayamadığı imkanları okulun içinde bu çocuklar için sağlamak zorundalar. Böylesi sorunlarla karşı karşıyayız. O yüzden Türkiye'de çok ciddi bir biçimde eğitimde köklü değişimlere ihtiyaç var. Tüm okulların niteliklerinin, fiziki imkanlarının, öğretmen sayılarının, aynı zamanda okulun içerisindeki kültür, sanat, spor etkinliklerini yapabilecek yeterli mekanın sağlanmasına yönelik çok ciddi bir büyük çalışmaya ihtiyaç var. Radikal, kapsamlı bir planlamaya ihtiyaç var. Bu planlamaların bir parçasını da Bursa'da ki çocuğumuzun yaşadığı şeyleri bir daha başka hiçbir çocuğun yaşamaması için, hali hazırda yaşamakta olan çocukların da bir an evvel yakalanarak okul sistemi içerisinde onlara eğitim hakkını sağlayabilecek olanakların yaratılması için çalışmaların yapılmasına ihtiyaç var. Bu hemen kısa vadede tamamlanacak bir süreç değil. Ama biliyorsunuz Eylül ayında okullar açılacak ve hemen kısa bir süre sonra da Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ortaya konulacak. Bu bütçeden eğitime çok ciddi bir biçimde kaynak artırılması gerekiyor. Başka alanlardan özellikle güvenlik harcamalarının azaltılarak ya da diğer alan, kimi israf alanlarından kesintiler yapılarak çocuklarımızın eğitim hakkını sağlamak durumundayız. Okullarda yoğunluk öylesine fazla ki okul yönetimleri gelmeyen çocukları takip etmekte güçlükle karşı karşıya kalıyorlar. Kayıt sistemi içerisinde yer almasına rağmen neden çocuğun kayıt yaptırmadığını takip etmek ve izlemek önemli bir etkinlik. Ancak
olarak okullarda memur kadroları ortadan kaldırılmış durumda. Müdür ve müdür yardımcıları bu görevi yapmak durumunda kalıyorlar. Okulun diğer sorunları yanı sıra bu sorunlarla uğraşmak için yeterli zaman da kalmamış oluyor. Bu yüzden okullarımızda sosyal hizmetlerin geliştirilmesi, çocuklarımızın izlenmesi, takip edilmesi, insan haklarına yaraşır bir eğitim hakkına sahip olması için çalışmaların yürütülmesi son derece önemli. Bu yaşadığımız çok olumsuz örneği hiçbir çocuğun yaşamaması için eğitim sisteminde gerçekten çok ciddi çalışmalar yapılmasına ihtiyaç var. Bir yandan basın bu konuyu gündemleştirerek Anka Haber Ajansı'nın sizin yaptığınız gibi bu konuda duyarlılığı geliştirmesi son derece önemli. Bu çocuk üniversite hastanesine, Akdeniz Üniversitesi'ne götürülmüş. Üniversite yönetimi bu çocuklar için ne yapabileceğini düşünmek zorunda. Yine il ilçe milli eğitim müdürlükleri böylesi çocukların hayatlarındaki bu büyük travmaların ortaya çıkmaması için öğrencilerin takip sistemini çok daha iyi yerine getirmeleri lazım. Ama bunun en köklü çözümü tüm okulları birbirine denk, eşdeğer hale getirmek ve o mahallede kayıtları iyi tutmak, bu kayıtlara da göre de öğrenim yaşına gelmiş çocuklarımızı okul sisteminin içerisine dahil ederek onlara nitelikli bir eğitim imkanı sunmaya çalışmaktan geçiyor.